My Child, Lebensborn. Bu chat'teki her kız bu kızın annesi, her erkek bu kız Çin'in babası. Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün My Child, Lebensborn'un 4. bölümüyle beraberiz. Twitch chatinde canlı olarak oynuyoruz. Böyle kafamın üstünde başımın tacı görmüş olduğunuz Twitch chat'i size selamlarını gönderiyorlar. Bakın tam buradalar. Yerim onları. Sizler de bizlerle beraber canlı izlemek isterseniz Twitch'imize bekleriz. Ama hayır ben Twitch'ten seyretmek istemiyorum, seni YouTube'dan izleyeceğim derseniz de lütfen bir beğeni ve bir yorumunuzu eksik görmeyin bize. Çünkü etkileşimde iyi oluyor. Hem ben mutlu oluyorum. Böyle bir şeyler yaptığımızda, YouTube'a attığımızda daha fazla şevkleniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler dilerim. Dışarısı çok güzel. Öyle mi? Seni gıdıklamam ister misin? Gıdı 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 gıdı. Bu arada mektuplarımız ne durumda? Mektubumuz var mı? Hiç mektubumuz yok. Güzel. Okul tatil. Bu kızcağızla ne yaptıralım? Bu kızcağızın bence bir yüzünü yıkayalım. Gıdı 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 gıdı. Tamam. Yani yemek yedirmeyebiliriz bence. Ne diyorsunuz? Odası gayet toplu. Nasıl ya? Az önce topluydu. Üstünü değiştirelim. Ben en çok bu arada bilmiyorum ama neden bu kıyafetini daha çok seviyorum. Hemen şuraya gelip... Aa, neyden gitti? Otur bakayım şuraya. Oo, çok fazla yemeğimiz var arkadaşlar. Çok güzel yemekler yapmışız. Kıyafet dikeceğiz. Peki bu kızçe acaba dışarı mı çıkmak istiyor diyeceğim. Yok, o dışarı çıkmak istemiyor. Burada neler var? Ben işe gitmiyorum galiba. Resim mi vardı mutfakta? Hemen bakayım. Kardan tamam. O zaman şöyle yapalım. Resim albümümüze bakalım. Ay, bunu ekleyelim. Aa, bu da güzel. Bunu ekleyelim. Tamam. Buraya bunu ekledik. Aa, başka da ekleyebiliyor muyuz? Yok. Bunu ekleyelim. Ekleyemiyoruz ya. Oyunun ismi nedir? My Child Lebensborn. Bu cızırtı mıdır acaba? Ha, oradan geliyormuş. Yani ne yapalım? Kıza yemek mi yedirsek? Yemek yedirmeyelim bence. Yemek yapalım beraber. Çay yapalım. Paramız abla çay yapalım. Açım okulda oynayacak kar var ki. Okula ne? Okul mu başladı? Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Kızımız çok zor durumda arkadaşlar. İşe gideceğiz. Kızımızı okulda kimse sevmiyor. Fazla mesai. Ben bir tık kalayım ya fazla mesaiye. Çünkü okuldan eve gideceğimizi Allah bilir bizi ne bekliyor. Evet annem döndüm. Ne istiyorsun? Evet. Ne oldu okulda gene? Geç oluyor. Seni bir yıkayak da. Sen bir yıkan da. Bugünü öyle geçirelim. Hadi bir de git uyu. Uyumadan önce hikaye güzel olurdu ama maalesef sana hikaye okumaz. Yatma saatin geçti. Anladım. İyi geceler. Hadi yarın okuruz anneciğim. Oy, oy. Sana kurban olurum. Sana kurban olurum. Tamam. Oyunun amacı Antares. O bizim evlatlık kızımız. Kızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugün çok kar yağıyor. Kızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Sana bir yemek yedirelim. Pardon. Aha. Kim bu? Kim bu? Allah. Bak artık daha fazla mektubumuz var. Bakacağım mektuplara. Dur. Önce sana bir yemek yedireyim de. Al bakalım. Uy, bu gerçekten güzeldi. Afiyet bal şeker olsun minnoş. Şimdi ben bunu okuyacağım bu arada ya. Bekleyemeyeceğim. Selam. Ben Siri'nin kız kardeşi anne. Ailem mektuba cevap veremediği için çok üzgünüm. Bence Karen'in doğumu hakkında babası hakkındaki gerçeği öğrenmeyi reddetmekle yanlış yaptılar. Adı Hans. Fleischer'dı. 19 yaşındaydı ve Siri'ye gerçekten değer veriyor gibiydi. Bu kadar mı?
Merhaba. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Senden başka bir iyilik isteyebilir miyim? Heinz'in Almanya'nın neresinde olduğunu biliyor musun? Onu bulmamıza yardım eder misin? Oğlum kızın babası mı? Ben kızın babasını vurursam vermem ki. Gitme vakti geldi. Geç kalma. Hadi. Denerim de ya. Geç kalmayacaksın. Yürü. Hadi. Hans ketçapları. Oğlan. Bakalım kızımız neden mutsuz şimdi? Dur markete bakalım da. Markette güzel bir şey varsa alalım. Aptal okul, aptal karnı. Ne oldu aşkım? Onlardan nefret ediyorum. Umarım ölürler. Bu çocuk niye böyle ya? Üşüdüm ve canım yanıyor. Ne oldu? Yani banyoya mı girmek istiyorsun? Galiba banyo yaptıracağız. Ah be, yaralamışlar gene çocuğu ya. Var mı başka? Şimdilik biraz daha hissediyorum. Abi ne yapacağız ya? Yat. Sana kitap okurum. İyi geceler. Kitap okumamızı istemedi. Dur bakayım. Sonunda babam hakkında bir şeyler öğrenmek gerçekten iyi hissetti. Artık onun annenle başka bir tanıdığını 19 yaşındaydı. Teyzen de ondan hoşlandı. Yani düzgün, hoş bir genç olmalı. Umarım büyük anne büyük kızdan daha fazla bilgi alırız. Dur bakalım. Peki benim şu an yapabileceğim bir şey var mı? Var. Şunun kıyafetini dikelim. Bunu yarın bir daha dikeceğiz bu arada. Oğlum ne bileyim, nasıl bir okul, nasıl pislik, nasıl iğrenç bir okulu burası ya. Günaydın aşkım. Yemek yemek ister misin bebeğim? Gel. Yemeğimiz de bitiyor. Hadi. Al bu kıyafeti giydirelim. Neyi anladın? Sanırım onları alt etmenin bir yolunu buldum. Çünkü tilkiler çok zekidir. Beni böyle bir daha sırılsıklam yapamayacaklar. Tamam yani. Şimdi gidiyorum. Git bakalım da bok yedik abi. Bu kesin bir şey yapacak bu kız. Eve hoş gel. Aa, bir şey söyleyeceğim. Fena değil gibi. İşe yaradı. Onları kandırdım. Bu sefer onlar benim peşimden geldiklerinde her zaman yaptığım gibi kaçmadım. Beni yakaladıklarını sandılar ama canım hiç acımadı bile ve neredeyse ıslanmadım. Ne yaptın? Ellerimle suratımı kapadım ve bir kaplumbağa. Oğlum dövüyorlar bizim kızımızı. Üzerimize kar atmaya başladıklarında. Gözlerimi çok sık kapadım. Soğuk bile değildi. Benimle yemek yapmak ister misin? Hı? Bekle ben bir gideyim bir yemek daha alayım geleyim. Bu yemek iyi doyuruyor ya. Kızımız iyi beslensin ya, sıçarım. Ver 55 de şundan alayım. Kızcağız beslensin ya. Gel bir daha yemek yapak seninle. Mektup var mı? Yok. Ama sana akşam yemeği yok bugün. Bugün uyku vakti. Hadi yatma vakti. Hikaye okuyayım mı sana kız? Okuyalım mı? Yarın görüş... Aa, hikaye istemiyor benden. Bir şey söyleyeceğim. Bize küstü mü?
Ama hikaye istemiyor. Büyüdü mü? Öyle mi diyorsunuz? Merhaba. Günaydın. Pardon. Günaydın. Gel yemek yiyelim. Açsındır sen. Tam yap bakayım. Oh. İyi gibisin. Saçını değiştirelim mi? Böyle yapalım biraz. Ne yapsak ki? Şunu dikelim. Dayak yiyor ya. Alnı da yaralı. Çok kötü, çok kötü. İşe mi? Evet. Diğer çocuklar beni karın içine fırlatmayı seviyor. Hiç eğlenceli değil. Çok isterim. Tamam ama ben şimdi işe gideyim, tamam mı? Lan gitmese miydik ki ya? Kandırıyor mu? Yok be, kandırmaz oğlum. Kız, küçücük kız nereye kandıracak ya? Fazla mesai yapmayacağım, eve döneceğim. Yok mu şöyle hediye medya alsak kızcağıza ya? Selam, günün nasıldı? Aşkım sana ne oldu gene? Senin neyi neşelendireceğini biliyorum. Beraber bir şeyler çizmeye ne dersin? Bir şey mi? Saklambaç önemli. Dışarı mı? Siz seçin. Küçücük ama bak bir saniye. Küçücük kızımız para çaldı ama niye para çaldı? Arkadaşlarına kendini kabul ettirmek için. Çünkü arkadaşları bundan nefret ediyorlar. Kız da belli bir miktar parayla kendine arkadaş satın almaya çalıştı. Çok yanlış. Dışarı çıksın. Tamam dışarı çıkalım hadi. Abi çok mutsuz ya, delireceğim. Şunu ne yapabiliyoruz ya? Şuna bir şey yapamıyoruz. Onu korkutma. Tamam. Abi niye mutsuzsun ya? Baksa kardan adam yaptım. Abi çok mutsuz. Salıncağı yaptık da. Neyse eve gidelim hadi. Abi mutsuzluğa bakar mısın? Kafayı yiyeceğim ya. Gel bir gir banyoya. Abi ben bu kadar kötü bir anne değilim ya. Tamam gidelim. Hikaye okuyayım mı sana? Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Hikaye istemiyor. Biz beceremedik. Vallahi beceremedik. Ya mutlu edeceğiz ya. Bir şey söyleyeceğim. Yapabiliriz ya. Günaydın. Aşkım ne olur gülsün yüzün ya. Gel yemek yiyelim. Sana sabah kahvaltısı balık yedireceğim. Ya da gel sana bunu yedireyim. Ham yap bakayım. Aa, bu yemeği sevdi. Neydi bu? Tamam. Çok güzel. Evet. Konuşalım. Babası hakkında bilgi verelim ya. Ne diyorsunuz? Ver bilgiyi. Ya. Evet. Baban aşık mı? Evet. Ketçap baban. Bu çok garip bir isim. Annene aşıkmış. Bunu sevdim. Ve teyzen cana yakın birine benziyor. Belki yakınını ziyarete gidebiliriz. Daha çok ailem var. Ama bir şey söyleyeceğim karın ya. Beni sevmiyor musun? Yani biz burada kaç kişiyiz? 364 kişi, senin ailen var. Sevmiyor musun? Niye bu kadar şey yaptın ki? Top oynayalım mı beraber? Gel. Mutsuz. Dışarı gidemiyoruz ya. Dışarı işe yaptım. Işıktırdım dışarını. Ha iyi o, gidebiliyoruz. Gel balık tutalım. Tamam. Oğlum balık tutmak da zor, anasını satayım. Lan lan! Oğlum. Oğlum mouse'u hareket ettiremiyorum ha.
Dur. Çok güzel geliyor. Hepsi yemeyelim mi? Ne yapalım, tutalım mı? Abi kız çok mutsuz, çıldıracağım ya. Mektup var mı? Yok. Ne yapsak ki kıza ya? Otur bakayım şuraya. Yemek yedirmeyeceğim bu arada. Yemek iyi durumda. Yemek yedirmeye gerek var mı? Ağzında kuş tutsan sevinmeyecek gibi. Dur bakayım yemek yapayım. Belki yemek yapmamdan hoşlanır. Gel. Abi mutsuz. Çok mutsuz ve ben kafayı yiyeceğim. Karnı da acıktı. Al bakalım. Harturt, beğendin mi? Biz tuttuk. Ne yapacağız bu kıza ya? Apple mı istiyor? Bir tık düzeldi gibi. Ben de çözemedim. Dur bakayım, burada bir şey var. Bütün günü seninle geçirmekten çok büyük zevk alıyorum. Ya gerçekten mi? Ben de. Ne yapak ki? Nereye götüreyim ki seni? Ormana. Ormana gittik. Ormanda bir şey yok. Taş kaydırayım mı sana? Bak taş kaydıracağım. Bekle bak. Evet çok eğlenceli. Sen de denemek ister misin? Bütün gün, tamam bütün gün bunu yapalım. Evet. Sekti aynen. Bu da güzeldi. Bu güzeldi evet. Evet eğlenceli. Artık eve gidelim. Hadi gel. Eve gidelim ki senle biz evde senin kıyafetini tamir edelim. Ne diyorsun? Ne dedin o işe? Ha uykusu geliyor. Hikaye okuyayım sana. Kurban olduğum bunun kızı. Hadi. Eve? Hayır belki yarın. Tukan Bey. Tamam hikaye sonunda. Sonunda. Tamam saklambaçla oynarız. Bir dahaki sefere saklambaç oynarız. Yeni kıyafet yaptık onu giydirseydik. Tamam yarın giydirelim. Kıyafetler aslında hep aynı. Günaydın aşkım. Ah. Bu mektupta ne yapacaksın ki? Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Okuyalım mı mektubu? Haberlerde bu karışımı yapmaya çalış. 300 gram koyun etini büyük parçalar halinde kesim üzerine sok. Un, su, kaynatı ve dinlenmiş lahana başı. Tamam. Mektup? Mektup gelmedi mi? Nasıl ya? Aa şu kıyafeti mi diyorsun ki? Endişelenme. Söyle mi? Böyle bir şey yok. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sana yemek yediremiyoruz bugün maalesef. Okuldan gelince. Okula bugün aç git. Aralıklı oruç yapıyoruz seninle. Dur bakayım şuraya bir bakayım. Şu galiba şu yemek. Aa dur. Aa bu yemek. Alalım bunu. Tamam. İşe gideyim. Mesaiye kalmayacağım varsa da. Teknoloji. Aralık oruç yaptırıyoruz kıza. Mesai yokmuş. Allah'ım lütfen mutlu olsun lütfen. Mutlu mu mutsuz mu? Biliyorum. Da yani söylemiyoruz maalesef. Dayak yemiş gene. Dayak yemiş. Diğer çocuklar bana yine zorbalık etti. Bana gülmeye ve beni itmeye devam ettiler. Ama sonra işlerinden biri çok kızgın görünüyordu ve kafamı karın içine itti. Beni bırakmadı ve nefes alamıyordum. Korkunç bir şeydi. Ama sonra Bayberk geldi ve beni kurtardı. Zorbalara bağırdı ve onlar da gittiler. Doğruca eve koştum. Çok korkmuştum. Ya bu öğretmen. Bak bence. Bak bir şey söyleyeceğim. Bence seni kurtaran bu öğretmene çok bel bağlama diyelim. Çünkü birine güvenmeyi şey yapmasın. Ne diyorsunuz? Evet bence ben de bel bağlamamayı seçmek istiyorum.
Biri bir kötü öğretmenimiz var. Ama şimdi bak, iyi olmana sevindim demeyelim bence. Kız kötü durumda çünkü. Öğretmeninin yaptığı ne kadar hoşmuş. Ya ne diyelim, hangisi? 3 mü? Ne seçelim sizce? Çok güvenmeyelim mi hocaya? Kardeşim sen kimsin? İki mi diyorsunuz? İki. Tamam. Hadi kıyasana, sana sıcak banyo yaptıralım. Sonra eğlenceli bir şeyler yapalım. Tamam. Gel seni banyoya sokayım. Yaralarınızı abi. Ama bu bir şey söyleyeyim mi? Bizim bence okula gidebilmemiz lazım artık. Ben bunu şey yapamayacağım ya. Dayanamayacağım. Gerçekten çok korktum. Öğretmenin gelmese sevindim diyelim, ne diyelim? Ya bak, çünkü şöyle, okulda tek güvendiği kişi Bay Berk. Yani çok da şey yapmayalım onu. Ama temkinli yaklaşalım. Gel sana yeni kıyafetler giydireyim ben. Yatağımı istemiyorum, yatağımı istiyorum. Tamam. Sana hikaye tabii ki de okurum. Yani seni mutlu etmek, hikaye okunmasını seviyor. Artık güvendesin. Güvende olduğunu biliyor herhalde. Tamam. Biz de yatalım, uyuyalım. Sabah olsun, bakalım ne olacak. Kendim pek iyi hissetmiyorum. Bu arada kızı karamara sokmuşlar arkadaşlar. Kız bence okula gitmesin. Harbiden zatürre olabilir. Ne diyorsunuz? Eve sen koca bir kızsın. İyi olacağım. Sen işe gidebilirsin. Şuradan şunu yapayım bence. Çünkü günü bitireceğiz. Gelince de yemek yediririz artık. Günü iyi kullanmamız lazım. Kızın yanında kalamıyorum. İşe gitmem gerekiyor. Oyunun da oyuncusu öyle. Bakayım hediyelik bir şeyler var mı? Yok. Hoş buldum. Çok uyudum. Biraz daha iyi hissediyorum ama güzel bir şeyler yapmak iyi olurdu. Tamam. Eğlenceli bir şeyler yapmak ister misin dedik kıza. Ne yapacağız? Yemek hazırlayacağız galiba. Ne yapacağız? Yemek bir yemek yemek bence çok eğlenceli bir şey. Ne diyorsun? Al sana bundan yaptım. Bu yemeği daha sık yemeliyiz. Okey. Eğlenceli başka ne yapabiliriz ki ya? Oynarız tabii ki. Saklambaç oynayalım hadi. Gidip saklan hadi. Hadi bakalım nereye saklanacak Allah bilir. Biraz bulamayalım. Karin neredesin kızım? Allah Allah, nerede bulamıyorum. Al, burada olabilir. Of ya, beni buldun ya. Öksürük. Kız bu arada cidden hasta olabilir arkadaşlar. Karamara gömdüler kızı. Sıkıntı. Göndermeyelim okula ya. Hikaye okurum sana, gel. Bebe. Zaten hoş geldin. Ne zaman başladık? Bilmiyorum ki. Ne zaman başladık oyunu, fikrim yok. Ona 5 dakika mı oldu? Kız hasta mı gene? Bir gün daha evde kal lan. Yat lan et. Bak nasıl mutlu oldu, gördünüz mü? Nasıl mutlu oldu? Çarım okuluna gitmiyorsunuz.
Bundan sonra okula gitmiyorsun ya. Eve geç gel alışsın. Hayır. Şimdi evde bir tane daha bir şey yapabilirim. Şöyle bekleyin. Paramız var mı? Var. Şu yemeği beğenmişti galiba. Mutfağa geleyim, yemek yapayım bir tane daha. Günü kullanalım ki sıkıntıya düşmeyelim. Hop, işimize gidelim. Mesaiye kalmıyorum. Paramız var yani, yeteri kadar var paramız. Eve dönüp kızımızla vakit geçelim. Aynen ya, biz kendimiz anlatabiliriz bence. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Hadi gidip banyo yapalım. Kızım, yatakta üzerine mi sıçtın? Ne yaptın? Kaka bu. Tamam, yürü banyoya. Afiyet bal şeker olsun da yani. Uykun geldi. Uyuyalım o zaman, gel. Ama bir şey, gene mutsuz, gene mutsuz anam yani bu çocuk. Tabii ki okurum aşkım. Acaba bizi böyle daha çok seviyor mu ya? Aa, evden mi çıktık acaba? Ye iç yat. Hayat bu. Hadi iyi geceler. Sanırım hala hastayım. Abi gitmek istemiyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak, eve gitmek istedi, okula gitmek istemiyor. Hak veriyorum. Ama gitmesi mi lazım ki ya? Bence artık gitsin bu arada. Ne diyorsunuz? Tamam, kalkıyorum. Bence git bugün okula yani. Sen artık bokunu çıkarttın ha. Al çay iç. Ama çok mutsuz. Aha, mektup geldi arkadaşlar. Mektup geldi. Hadi okula naş. Ben de işe. Yemin ediyorum, her işten geldiğimde şu kızcağızı mutsuz göreceğim diye yemin ediyorum şey oluyorum ha, panik yapıyorum. İyi gibi, ne diyorsunuz? Selam. Bayberk. Karin'in okulda kötü bir şekilde zorbalığa maruz kalmasına çok üzüldüm. Son 3 gündür okula gelmedi. Bu beni enerjiler. Lütfen onu zorbalardan korumaya çalışacağımdan emin olun. Ha. Bak, mutlu oldu. Okuldan kaçmak geleceğine, belki öğretmenin okulu sanırım ve... Yalan söyledik lan. Sanırım yarın, evet, kesinlikle yarın okula gitmelisin. Şimdi. Lan kız, mutlu mu oldun sen? Dedikleyeyim mi seni? Gel. Sen bunu ye bakayım be. Afiyet olsun canım, kızım benim. Bir mektupları okuyalım. Haberlerde yünün fiyatı artıyor. Norveç yünü fiyatlandırması konusunda hala bir anlaşma yok. Anlaşma bulunmazsa kilo başına 6.000 kronundan 7. Oo, ne kadar yüksek. Tamam. Gece oldu. Selam. İstediğim bilgiler içeren herhangi bir belge bulabilecek miyim? Bir bakacağım. Ayrıca sizi Hamstad'daki bizi ziyaret etmeye davet edebilir miyim? Ailemin Karin'i görmemesi ya da onun hakkında konuşması beni çok üzüyor. Belki onunla tanışmak aile ilişkilerimi düzeltmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle abi. Teşekkürler. Büyük annesinin ve babasının Karin'le tanışmayı kabul etmesi harika olurdu. Ayrıca nereden geldiğini görmek ve teyzesiyle tanışmak onun için güzel olurdu. Cumartesi günleri izin alabilirim, saygılarımla. Aa, gidiyoruz. Evet. Gidelim.
İyi geceler. Güzel. Okey. Okey to. Kız bir değişik ya, ama var bir sıkıntısı. Dur bakalım. Ama belki ailesiyle tanışmak onu mutlu edebilir. İşte geldim. Günaydın. Günaydın bebeğim. Günaydın aşkım. Sen ne yapıyorsun geceleri de, senin suratın falan niye salya sürük olmuşsun gene, gel. Yemek yiyelim, al. Ay. Tam. Afiyet bal şeker olsun. Bebeğim. Paramız var mı? Var. 70. Bir dakika, yeni bir şey gelmiş. Ne gel? Ah! Alalım mı? Oyuncak alalım mı? Ne diyorsunuz? Alalım mı? Alalım. Yes be. Benim için mi? Çok güzel. Hangi ara gördün ya? Bak buraya koydu. Hadi okula. Okul vakti gelmedi mi lan? Abi paranın içinden geçtik bu arada. Mutlu oldu ama, mutlu oldu. Aynen öyle. Senin aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Sana güveniyorum. Hadi okula. Kayala. Anne mesaiye kalsın mı? Anne mesaiye kalsın mı? Ne diyorsunuz? Kalamıyor. Allah'ım ne olur mutlu olsun lütfen. Aa mutlu. Pazartesi sınav var. Bayberk benim iyi not almamı beklediğini söyledi ve bugün kimse beni rahatsız etmedi. Çok iyi abi. Çok iyi de. Şimdi ders çalışmaya. Hadi git bakalım. Yemeğimiz var mı bizim? Var. Bir tane var ama. O zaman bir dakika. 340. Şuradan bir 55 de. Yok bekle. 65'e şundan alalım. Eve geleyim. Ben bir yemek yapayım ki günü öldürmeyelim. Çat 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 çat. Merhaba. Geç oluyor, evet. Hadi uyku vakti. Yuhum gelir. Bana ileri de çok ne çok dereceli ödev verecek. Ne olduğunu merak ediyorum. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Okurum kız. Yalnız bak. Bu hikayede kız ailesiyle tanışıp bizi üzerse çok üzülürüm. Spoiler vermeyin bu arada. Spoiler vermeyin, ben ilk defa oynuyorum oyunu. Lütfen. Lütfen. Günaydın. Dın dın dın. Annesinin gülüsü uyanmış mı? Hadi gel yemek yiyelim. Tamam yap bakayım. Oh yarılsın paşama. Hartur. Şimdi gidip ödev yapmam gerekiyor. Sınavda başarılı olmam gerekiyor. İyi mutlu oldu. Güzel. Bu ne ya? Bence gidip yemek alak bir tane daha. Yemek yapalım yani. Pasta yapayım bir kıza ya. Anasının gözü, paramız bitti bizim ha. Ne yapacağız? Mesaiye kalak mı? Ama bize ders, ama bir şey söyleyeceğim. Ders çalışmamız lazım. Yardım edeceğiz dedik. Hıçarın mesaisine abi, 5 kuruş parasına. Kız sana ne yaptın gene? Daha fazla çalışmak istiyorum. Ama yalnız belki bana yardım edebilirsin. Böylece birlikte bir şey yapabiliriz. Olur. Bu test kuşlar hakkında. İşte ilk soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi gececidir? A. Güvercin. B. Serçe. C. Baykuş. Evet.
Baykuş diyorum. Biliyor. Aferin. Pekala, sıradaki soru. Bu kuşlardan hangisi Norveç'te yaşıyor? Deve kuşu, saksan, kel kartal. Kel kartal ne lan? Başka oyun yok, sadece bu. Norveçleriz. Saks kel kel üstüne dam üstünde saksahan gel bize bazı bazı. Ay soruyu kaçırdım. Son soru ha. Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı olarak balık tüketir? Balıkçıl, şakrak kuşu, ağaç kakan. Balıkçılar herhalde. Ben mi? Nasıl ben ya? Ay yani. Doğru gibi görünüyor. Onları göl kenarında görmüştüm. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ama senin bir duşa girmeye... Yüzünü mü? Duşa gir gel yıkayalım ya. Oh, mislendik, paklandık. Nasıl ya, seçim bu kalbi taşlandırdı. Bugün dışarıda oynarken komşu bir şey söyledi. Kulağa çok kötü bir şeymiş gibi geldi. Annem gibi bir fahişe oldu. Oha! Abi bak beni şu oyunda, bak beni şu oyunda salsalar, bak fiziken bir dışarı çıkabilsek, bir çıksak neler yapacağız? Bundan sonra ondan uzak durmalısın, tehlikeli olabilir. Bundan sonra ne diyeceğiz abi? Ben mesela bak ben olsam derim ki o yaşlı aptal onu dinlememelisin derim ya. Ben C derim ya. Tamam o zaman dinleyeyim. Aferin sana güzel kızım. Abi sıçarım, bu nedir ya? Sana pasta yaptım, yer misin? Nefis, bu gerçekten lezzetliydi, biliyorum ben yaptım. Abi taşınalım buradan ya. Sen dışarı niye çıkıyorsun? Uyumadan önce bana hikaye okur musun? Okurum. Cumartesi gitmiyoruz ki daha. Daha cumartesi olmadı ki. Oldu mu? İsmail. 25. ayımız kutlu olsun. Seviliyor sıfırı demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bu arada Jatlı bir kişi abonelik hediye etmiş. Kesinlikle göre ki. Çok teşekkürler. Dur bakayım. Bugün günlerden ne bakalım? Aa, haftaya cumartesi gideceğiz galiba. Günaydın. Bugün için hazırım. Ben işe gitmiyorum bugün. Önce bir kahvaltı yapalım. Tamam, yap bakayım. Tamam, daha sık yaparım. Para yok. Aha bak, bakkal da kapalı. O zaman ne yapıyoruz? Balık tutuyoruz. O zaman balık tutuyoruz. Ay çok gitti, çok gittin, çok gittin. Lan çok gitti. Mouse'u kontrol edemiyorum. Aa. Oğlum ben bunu niye beceremiyorum? Tamam. Bunu pişiririz. Odamda bir... Lan beni bıraktı gitti ya. Neyse ben taş atayım şurada. Yemeği iyi ya. Çalışsın bu arada. Bu kızcağız çalışsın. Biz yemek yapalım. Bir tane hakkımızı öyle götürelim. Başka ne yapacağız ki? Başka ne hakkımız var? Yemek yemesin. İyi bu arada. Ne diyorsunuz? Ne az lan? İyi, hayır, okulun olmadığı günler gayet iyi bu. Ders çalış, ders çalış. Biz ne yapacağız oğlum? Benim canım sıkıldı. Yemek yapmalık da bir şey yok ki. Bari gideyim de şunu yapayım. Dur, nerede? Çay yapayım. Yerde çizdim ya. Ne yapmak istiyorsun? Boşu boşuna bastım.
Ama hala bazı şeylerden emin değilim. İstersen sana yardımcı olabilirim. Bu kuşun adını bir türlü hatırlayamıyorum. Norveç'te bulunan aşağıdaki kuşlardan hangisinin gagası renkli? Gökgerdan, kutup martısı, mavi ayaklı sümsük kuşu. Ne lan bunlar? Resime bakacağım, bakacağım. Hangisi? Bu ne abi? Nereden bileyim? Bir Google'lasanıza. Gagası renkli olacak. C diyor herkes ya. Oğlum bir baksanıza. Öyle mi? Vallahi bastım. Doğru ki ya bir şey söyleyeceğim. Kandırdınız beni ya. Niye inandım? Aa, öğretmeni bu galiba. Oğlum inandım ya. Size inandım. Bacaklarım da uyuşmuş. Öğretmenini seçe ya, çizmiş bu. Seni yıkayak mı ne yapak, gel yüzünü sileyim bari. Oh. Bu ne ya? Aynen aşırı iyi uçar o. Hadi gece oldu. Uyku vakti. Bana demişler ki YouTube'da çok yemek yedirmene gerek yok, yani yemek kısmı dolu olsun yeter demişler. Valla kandırıldım abi, beni kandırdınız ya, aşk olsun, kalbimi kırdınız. Sana yatmadan önceki hikaye okurum tabi ya. La Fontaine'den masallar. Antares Şubat'ın 4. ayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Google A mı diyor? Pazar. Pazartesi, okul günü, Allah'ım. C, ne bileyim ya, olsun. Günaydın. Mektup değil bu, gazete var. Gazeteye gerek yok bence. Şuradan bir yemek bakayım ben bir. Az paramız var. Çok fazla yemek almayacağım. Otur bakayım. Al şunu ye. Tuttuğumuz balık doyurmuyor bu arada. Tuttuğumuz balık doyurmuyor. Rabikçim, Tier bir level olmuş. Hoş geldin aramıza. İşte bu son sınav günüm. İyi notlar alacaksın, sana inanıyorum. Bence güvenimizi belli edelim ya. Belli edelim abi. Hadi bakayım okula. Gene kesin dayak yiyecek. Ben bugün kızdım, tamam mı? Yayın mı gitti? Ben mesaiye kalacağım abi, istemiyorum ya. Ruhum daraldı. İyiyiz değil mi? İyi değil mi şu an? Sorun yok. Dur bakayım. Sudoku'cum, 3. ayımız kutlu olsun. Şu an herhangi bir sorun yok sanırım. İyiyiz. Tamam, devam. Aa, yemek yiyebiliriz tabii ki. Allah kahretmesin. Sınav çok iyi geçti. Helal lan. Yalan söylüyorsun gibi de. Hadi be. Vallahi korkuttun ha. Kız acıkmış. Yürü. Kız yemek yeseydik ya. Neyse. Ben size banyo yaptırayım da. Bay Berk beni sevdiği için çok mutluyum. Diğer çocuklar gürültü yaptığında sinir bozucu oluyor. Onları azarladığında bunu hak ediyorlar. Onu, o kötü biri değil, sadece okulun önemli olduğunu düşünüyor. Beni azarlamıyor. Çünkü ben gürültü yapmıyorum. Sanırım arkadaşız. Okuldaki işleri nasıl halledeceğimi bilmiyorum.
Geç oldu abi çünkü şey yaptık. Burada mektup var ya. Mektup kaldı abi. Yarın okuyorum. Ha bölüm bitti. Allah bölüm gitti. Hikaye okuyamadım. Sam ve 150 kişi Karen'in başa çıkması makinesini teşvik etti. Karen'in evde kalmasını tavsiye etmedi. Karen'in babası hakkında bilgiyi paylaştı %71. Okey.